Herkese merhabalar. Sayfa'ma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte tepsi poğaçası hazırlıyoruz. Dilim dilim servis yapabileceğiniz sosisli, yumuşacık tepsi poğaçası. İlk önce hamurunu hazırlıyorum. 1,5 su bardağı ılık sütü yoğurma kabına koyuyorum. Bir miktar sıcağa yakın olur ise ısılar dengelenecektir. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 adet yumurta akı ekliyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Oda ısısında kullanıyorum. Yağ ile birlikte karıştırıyorum. Tereyağı ilave ettikten sonra 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant maya ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum ve karıştırıyorum. Malzemeler karıştıktan sonra üzerine bir miktar un ilave ediyorum. İlk etapta 2 su bardağı un ekliyorum. Unun üzerine 1 yemek kaşığı tuzunu ilave edip karıştırıyorum. Hamur e Kıvamı biraz koyulaşıncaya kadar kaşık ile karıştırma işlemine devam ediyorum. Hamurun kıvamı koyulaştığında elim ile yoğurma işlemine geçiyorum. Bu aşamada 6 su bardağı un kullanıyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlıyoruz. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Hamuru hazırladıktan sonra artık mayalanmaya bırakıyorum hamurun üzerine örtüp 30 dakika dinlendiriyorum. 30 dakika dinlendikten sonra tekrar bir bakın hamur aparatı ile yoğuruyorum. Uzun süre dinlendirmiyoruz. Tepside de mayalanacak çünkü 30 dakika dinlenmesi yeterli. Fırın tepsisine çok az sıvı yağ koyuyorum ve her tarafına gelmesini sağlıyorum. Dinlenen hamuru tepsiye koyuyorum ve bastırarak tepsinin şeklini almasını sağlıyorum. Tamamen tepsiye eşit bir şekilde yaydıktan sonra üzerini örtüp tepsi mayası yapıyorum. 30 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Bakın. Tepside çok güzel mayalanmaya başladı. Oda ısısına göre bir miktar değişiklik olabilir. Fakat 30 dakika yeterli gelecektir. Üzeri için ayırmış olduğum 2 yumurta sarısını üzerine koyuyorum. Aklarını içine kullandık. Sarısını üzerine sürüyoruz. Her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını sürerken bastırmamaya özen gösterelim. Bastırıp havasını almayalım lütfen. Tamamen yumurta sarısını sürdükten sonra ortadan ikiye kesmiş olduğum salamları yerleştiriyorum. Her bir dilime bir tane gelecek şekilde koyuyorum. Üzerine koyduktan sonra hamurun üzerine koymuş olduğum sosislere parmak ucum ile bastırıyorum ve içeri batmasını sağlıyorum. Çok güzel kabardı hamurumuz bakın görüyorsunuz. Bu şekilde bütün sosislere bastırıp hazırlıyorum. Üzerine susam, çörek otu veya benim yapmış olduğum gibi hepsi karışık olarak ekleyebilirsiniz. Önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Güzelce kızarıncaya kadar pişmesi yeterli. Evet poğaçamız fırından çıktı. Çok güzel kızarıncaya kadar pişti. Puf puf kabaran sosisli dilim poğaçamız hazır. Üzerine temiz bir ört örterek ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz ve artık poğaçamız hazır. Şekil vermekle uğraşmadan dilim dilim servis yapabileceğiniz güzel bir poğaça oluyor. Bu poğaçayı sosisli olduğu gibi sucuklu, salamlı, peynirli, istediğiniz malzemeli hazırlayabilirsiniz. Çok lezzetli, güzel bir tarif. Sizi yormayacak, yumuşacık bu güzel lezzetli poğaçayı denediğinizde bana küçük de olsa bir dönüş yaparsanız çok sevinirim. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur bereket. Eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.